Merhabalar kuzularım, tosunlarım. Alkenler soru çözüm videosuyla beraberiz. Bu videomuzda ne yapacağız? Alkenlerle ilgili karşımıza çıkacak bütün soru tiplerini taramaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Bismillah. Birinci sorumuz. Alkenler ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Önce alkenleri bir hatırlayalım. Alkenler genel formülleri CnH2n olan yapılarında en az bir tane ne bulunan? Çift bağ bulunan ve çift bağ bulunduğu için pi bağı içeren, pi bağı içerdiği için doymamış olan hidrokarbonlara biz alkenler diyorduk, değil mi? Peki onun için birinci ifade doymamış hidrokarbonlardır. Evet, doymuşluk doymamışlık yapısındaki pi bağına göre değerlendirilir. Pi bağı varsa o moleküllere doymamış, pi bağı yoksa bütün bağlar sigma ise onlara ise doymuş diyorduk. Peki düz zincirli olup bir tane çift bağ içerenlerin genel formülü CnH2n'dir. Evet. Çift bağ karbonları sp kare hibriti yapar. Peki bu hibritleşmeyi bir hatırlayayım ben size. Şöyle yapıyorduk hatırlayacak olursanız. Bir tane molekül çizeyim. Hidrojen. Sonra karbon olsun. Şurası hidrojen. Yapıya bir tane çift bağ koyalım. Sonra bir tane de üçlü bağ koyalım şöyle. Bu moleküldeki karbon atomlarını hibritleşmelerini hatırlayacak olursak. Neye göre yapıyorduk? Şuna göre yapıyorduk. Dikkat! Karbonun bağ sayısına bakıyorum. Karbon zaten kaç bağ yapar? 4 bağ. Ama bunlardan hangileri sigma ve kaç tane sigma ona bakıyorum. Peki bu karbon hepsi tek bağ olduğu için bütün bağlar sigma bağ olduğundan dolayı bu vatandaş sp küptü. Hocam nereden bildik? Şöyle yani kolay yolu şuydu hatırlayacak olursanız. S ve P'nin üzerindeki rakamlar toplamı size sigma bağ sayısını veriyordu. 3, 1 daha 4, 1, 2, 3, 4 sigma. Bu karbona geldim. Bak 1, 2, 3, 4 bağ yapmış ama bir tanesi pi. O zaman geriye kaç tane sigma kaldı? 3. Yani bu vatandaşın hibrit türü sp 2. 2 artı 1, 3. Aynı şekilde bununki de aynıdır. Çünkü karbon 1, 2, 3 bağ, 3 tane sigma bağ yapmış, sp 2. Buraya geldim, bu karbon yine 4 bağ yapıyor ama bu sefer 2 tanesi pi. Dolayısıyla 2 sigma olduğu için hem bu karbon hem de bu karbon ne hibriti yapar? Sp hibriti yapar. Dolayısıyla 3. ifade doğru. Moleküller polar olduğu için suda çözünürler. Gençler, genel bir ifade söylüyoruz. Hidrokarbonlar yani alkanlar, alkenler, alkinler apolar yapıya sahiptirler. Dolayısıyla da şuradan dolayı zaten yanlış. Apolar oldukları için suda çözünmesi beklenmez arkadaşlar bu vatandaşın. Bu ifade yanlış. Belki bazılarınızın aklına bu videonun içerisinde de geçecektir. Hocam cis trans izomerisinde cis yapılara biz polar trans yapılara apolar diyorduk. Bakın bu söylediğim şey genelleme. Yani sizin karşınıza sadece karbon ve hidrojenden oluşan bir molekül çıktığı zaman onu apolar alacaksın ve ona göre değerlendirme yapacaksın. Katılma tepkimesi verirler. Neydi katılma tepkimesi? Molekülden bir şey koparmadan yeni bir şey ekleme. Ki bunun olabilmesi için, katılma tepkimesi verebilmesi için yapısında pi bağ bulundurması lazım. Alkanlarda pi bağ yok. Ama alkenlerde, alkinlerde pi bağ olduğu için katılma tepkimesi gerçekleştirirler diyoruz. İkinci sorumuza geçiyoruz. Peki verilen bileşik ile ilgili yargılardan hangileri doğru? Peki bu bileşiği bir inceleyelim. Bu bileşik 3 karbon var. C3, 6 hidrojen var, C3H6 ve düz zincirli alken yapısında. Adı propendir. Hatırlayın 3 karbonlu alkanımızın ismi propandı. Şimdi 3 karbonlu alken olduğu için ana attık, yerine ne koyduk? N koyduk, propen, doğru. Yapısında 8 tane sigma, 1 tane pi. 1 tane pi bağı oldu belli. Peki hocam 8 tane sigmayı nasıl bulacağız? Tek tek sayacak mıyız? Hayır. Düz zincirli ise, halka yoksa sevgili çocuklarım, düz zincirli ise sigma bağ sayısı atom sayısının 1 eksiği kadardır. 6, 3 daha 9. 1 eksi 8. O zaman bu ifade doğru gençler. HCl ile katılma tepkimesi sonucu. Hemen bir HCl katayım ben bu vatandaşa. Aldım şunu. Tekrar yazayım şuraya. CH çift bağ CH2. Tekrar HCl katıyorum. HCl kattığımda hatırlayın Markovnikov kuralı ne diyordu? Hidrojeni çok olan yere bağlı. Peki çift bağ karbonlarına bakacağım. Hidrojeni çok olan karbona bağlayacağım. 2 hidrojen var. Burada bir hidrojen var. Klor getirdim buraya bağlı. Bunu dinlerken bazılarınızın aklına şu gelebilir. Hocam hidrojen niye şuraya bağlamadık? Burada gördüğünüz üzere ne var arkadaşlar? 3 tane hidrojen. İyi de arkadaşım burada pi bağ yok ki. Siz pi bağ olan karbonlara yani şu 2 karbona katılma tepkimesi yapacaksınız. Bu pi bağını kıracaksınız. Yerine bir hidrojen ve bir klor bağlayacaksınız. Onun için çift bağ karbonlarından hangisinin hidrojeni fazlaysa ona hidrojeni ekliyorum. Oluşan ürünü yazacak olursam. CH3, CH şuraya klor bağlandı. CH3 bak ne oldu? Doyurduk değil mi? Pi bağlarını kıydık. Doymamış yapıyı doygun hale getirdik. Peki 3 karbonlu uzun zincir. 1, 2, 3 derseniz 2 klor. 3 karbonlu olduğu için propan. 3. ifade doğru.
H2 ile katılma tepkimesi sonucu. Aynı reaksiyonu H2 ile yapıyorum. H2 yani hidrojen hidrojen bağlıyorum. O zaman yapı şöyle olmaz mı gençler? CH3, CH2, CH3. Niye hidrojenin birisini buraya bağladım? Birisini buraya bağladım. Yapı bu. Peki ne oldu? Parafine dönüştü dedi. Peki parafin ne? Parafin dediğimiz isteksiz anlamında gelen, yani kimyasal tepkimelere karşı isteksiz anlamına gelen alkanların diğer ismiydi. E bu vatandaş alkan oldu. Onun için dördüncü ifade doğru. H2O katılma tepkimesi sonucu. Şimdi bak bu sefer de H2O katıyorum. Ama organik reaksiyonlarda sizin karşınıza H2O çıkarsa lütfen onu H2O şeklinde değil de şöyle yazarsanız daha rahat görürsünüz. HOH. Böyle yazdığımda yine hidrojeni getirip buraya bağlayacağım. OH'ı getirip buraya bağlayacağım. Ürünü yazıyorum. CH3, CH. Şuraya OH bağladım. Şurası CH3. Peki yapısında OH bulunduran yapılara biz ne diyorduk? Alkol diyorduk. Onun için 5. ifade de doğrudur. Yani bu vatandaşların hepsi doğru oldu sevgili çocuklar. Devam. İsimlendirme ki üniversite sınavında AYT sınavında arkadaşlar yani büyük bir olasılıkla çıkacak soru tiplerinden bir tanesidir. Ha alkenlerin isimlendirilmesi soru mi sorulur bir şey diyemem. Ama isimlendirme ile ilgili soru gelir büyük bir ihtimal gençler. Peki UPAC kuralları neydi? Birinci kural. En uzun karbon zincirini seç. En uzun karbon zincirini beraber seçelim. 1, 2, 3, 4, 5, aşağı indim 6. Değil mi? Uzun zincir burası. Aha burayı seçtim. Eğer yapıda pi bağ varsa pi bağ ne tarafa yakınsa oradan numaralandırma yapıyordum. Pi bağ 1, ikinci karbonda pi bağ var. Yani çift bağ var. Buradan saydım da 1, 2, 3, 4. Ha, o zaman buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. Onun için 3 de metil bağlı olduğu için 3 metil. 2 de çift bağlı olduğu için 2 hegzen. Bu doğru. Geçtim ikinciye. İkincide uzun zincir 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hangisini seçeceğim hocam? Tabii ki pi bağını içereni. Yani ben şöyle seçseydim bak. Şöyle seçseydim şu pi bağ seçtiğim zincirin dışında kalır. Hayır olmaz. Seçilen zincirin içerisinde olması lazım pi bağlı. Buradan numaralandırma yapıyorum. Pi bağ burada başlıyor çünkü. 1, 2, 3, 4, 5 dedim. Sonra 3'te ne var? Etil var gördüğünüz bak şurayı kapatırsan C2H5 burası. C2H5. 3'te etil var. 2'de ne var? Metil var. 3, 3 etil. 2 metil. Buraya kadar doğru. Devamına bakalım. Birinci karbonda ve üçüncü karbonda ne var? Çift bağ var. O zaman 1,3. Penta. Yani kaç karbonlu? 5. Dien. Bak en neyi ifade eder biliyor musunuz? Çift bağ ifade eder. 5 karbonlu. Birinci ve üçüncüde ne var? Çift bağ var. Ve 3'te etil, 2'de metil var. Dolayısıyla bu ifade doğru. Buraya geldik. Uzun zincir 3 karbonlu. Numaralandırmaya nereden başlayacağım? Çift bağın olduğu yerden. 1, 2, 3 dedim. Ne tarafa yakınsa oradan. Bu tarafa yakın olduğu için buradan. Hocam iyi de burada bron var. Bana ne arkadaşım? Eğer yapıda pi bağ varsa, çift bağ veya üçlü bağ varsa ben dallanmaya hiç bakmam bile. Öncelik çift bağa aittir. Peki o zaman ne oldu? 3'te bron bağlı oldu. Yani burasının ne olması lazım? 3 bromo sonra 1 pen, pardon pro pen olması lazım. Onun için bu Ceyhan ifadesi yanlış. Devam. Burada uzun zincirimiz kaç karbonlu? 4 karbonlu. Numaralandırmaya buradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 3 tane bağlı metil. 3 metil. Sonra 1 büten. Doğru. Geldim buraya. Uzun zincire bakıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha da burayı seçiyorum. Uzun zincirimizi seçtik. Numaralandırma. Çift bağ burada olduğu için buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikkat. İkinci karbonda ve üçüncü karbonda ne bağlı bakın dikkat edin. Metil bağlı. O zaman 2, 3 dimetil. Birinci de çift bağ olduğu için bir hegzen. Bu ifade doğru. Doğru cevabımız ne oldu gençler? Ceyhan oldu. Bir de halkalılarda isimlendirme yapalım. Halkalılarda aşağıda verilen moleküllerden hangilerinin UPAC isimleri doğru verilmiştir? Halkalılarda ise uzun zincir seçmene gerek yok. Halkanın kendisi uzun zincir. Yani burada uzun zincir kaç karbonlu bakın halka? 3. Burada 3 karbon. Burada 4. Burada kaç karbonlu? 5 karbonlu gençler. Peki o zaman numaralandırmaya halkanın kendisinden başlayacağım. Ve çift bağ. Bak burada bir uç yok. Halkada bir uç yok değil mi? Mesela şurada uç yok. Burada da bir uç yok. O zaman çift bağın başladığı yerden başlayacağım. Buraya ya da buraya 1 diyeceğim. Buraya 1 dersem bu tarafa gidemem. Bir çift bağ karbonlarından birisine 1 dediğim anda diğerine 2 demek zorundayım. Burası 2, burası 3 oldu. Peki şuradaki şuralar CH3 değil miydi gençler? Burası da CH3, burası da CH3. Peki o zaman 2 tane metil bağlı. 1 ve 2. karbonda metil bağlı. 1, 2 dimetil, siklopropen doğru. İkinciye geçtim.
Burada numaralandırma yapacağım. Acaba nereden numaralandırma yapacağım? Ya buraya 1 diyeceğim ya buraya 1 diyeceğim. Buraya 1 dersem böyle gitmek zorundayım. Doğru mu? Buraya 1 dersem buraya 2, 3, 4. Hocam bak ben buraya 1 desem kurban olduğum. Gözünü sevdiğim hocam. Şuraya 1 dersem bak buradaki dallanmaya küçük geliyor. Buraya 1 desem buraya 2 desem olmaz. Çift bağ veya üçlü bağ varsa molekülde. Çift bağ veya üçlü bağ varsa oradaki çift bağ veya üçlü bağ karbonlarından birine 1 dediğiniz anda diğerine mecburen kural gereği 2 demek zorundasınız. Dolayısıyla sen buraya 1 dersen buraya 2, buraya 3, buraya 4. Bak numara fazla oldu. Ama ben buraya 1 dersem burası 2, bak dallanmaya 3 geldi, burası 4 oldu. Şimdi isimlendirme yapalım. Burada CH2, CH3 var. Yani burası bir etil. 3'te etil bağlı. 3 etil, siglobüten doğrudur bu ifadede. Geçtim. Buraya geldim. Aha burası. Peki numaralandırma. Ya buradan başlayacağım ya bu. Buradan başlarsam bak 1, 2, 3'te dallanma var. Buradan başlarsam 1, 2, 3, 4'te dallanma. O zaman buraya da 1, 2, 3, 4, 5 oldu. 3'te metil, 4'te brom bağlı. 4 bromu, 3 metil, siglopenten bu ifade doğrudur ki kendisi 2018 AYT sorusunda çıkmıştır arkadaşlar. Devam. Evet, alkenlerle ilgili yine önemli şeylerden bir tanesidir ki arkadaşlar cis-trans izomerisi. Cis-trans izomerisi neydi? Moleküle bakacaksınız gençler. Molekülde aha bu vatandaşta şu çift bağ karbonlarını tek tek inceleyeceksiniz. Çift bağ karbonlarına bağlı aynı gruplar, burayı bir düzlem olarak alacaksın. Aynı gruplar bu düzlemin aynı tarafındaysa buna ne izomerisi diyorduk? Cis. Eğer çaprazsa buna ne izomerisi diyorduk? Trans izomeri diyorduk. Dolayısıyla birbirlerinin cis trans izomerisidir ifadesi doğrudur. Peki şimdi burada uzun zincir kaç karbonlu? 1, 2, 3, 4 karbonlu. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4 karbonlu. İkinci ve üçüncü de klor bağlı olduğu için 2 iç dikloro 2 büten ifadesidir. Birinci molekül polar, ikinci molekül apolardır demiş. Bir bakalım buna. Şimdi bu polarlık apolarlık mevzuunda dikkat şöyle değerlendiriyorsunuz bu cis transı. Şuradan başlayayım bak. Şurada klor bu tarafa, klor bu tarafa çekiyor ya. Aynı çapraz farklı taraflara çektiği için bunun çekim kuvvetini bu nötrler. Aynı şekilde CH3'te de CH3'ün çekim kuvvetini nötrledi mi? Evet. O zaman trans yapı nasıl bir yapıya sahip arkadaşlar? Apolar. Ama burada çaprazlarda bak farklı şeyler bağlı. Dolayısıyla da bu molekül ne oldu? Polar oldu. E peki polar moleküllerde hangi etkileşim gözleniyordu? Dipol-dipol etkileşimi. Apolar moleküllerde hangi etkileşim gözleniyordu? London. E dipol-dipol daha güçlü. E daha güçlü etkileşim varsa bunu eritmek, kaynatmak daha zordur. Onun için ikinci ifade doğru. Üçüncü ifadeye gelince de birincinin kaynama noktası ikincinden daha yüksektir. Üçüncü ifade de doğru. Son olarak ikinci molekülün ismi. İkinci molekülde ikinci ve üçüncü karbonda klor bağlı. 2-3 dikloro uzun zincir 4 karbonlu olduğu için ve trans yapısında olduğu için dördüncü ifade de doğrudur diyoruz. Ve diğer bir cis trans izomerisi sorusuna geçtik. Aşağıda verilen moleküllerden hangilerinde cis trans izomerisi gözlenir? Sevgili çocuklarım, bu gözlenme şartını bir hatırlatıyorum. Şimdi çift bağ karbonlar bunlar olsun. Şuraya A dediğimiz bir atom ya da grup, aynı şekilde B, C ve D olsun. İki tane temel şart var. Birinci temel şart şu. Çift bağ karbonlarını tek tek inceleyeceksin. Şu karbona bakacaksın. Bu karbona bağlı A ve B grupları. A ile B aynı olmayacak. C ile de D aynı olmayacak. Yani aynı karbona aynı gruplar bağlı olmayacak. İkinci şart ise A virgül B virgül C ve D hepsi farklı olmayacak. Hepsi farklı olmayacak. Ne demek hocam bu? Bu şu demek. Bak A B ile aynı değil, tamam. C ile D de aynı değil. O da tamam. A dediğimiz C ve D ile aynı ya da B dediğimiz C ve D ile aynı olmak zorunda. A, B, C'lerin hepsi de farklı olamaz. Peki şimdi buna göre birinciyi inceleyelim. Bak bu moleküllerden şey yapamazsınız ha. Molekül cis midir, trans mıdır diye bir tahminde bulunamazsınız. Hatta açsanız bile cis mi trans mı göremezsiniz. Sadece cis trans gözlenir mi gözlenmez mi ona bakacaksınız. Ve şu şartlara göre bakacaksınız. Bunu açıyorum önce. İki büten demiş. Tamam, iki büten. Çift bağı koydum.
Peki bu ikinci karbon olacak. İki büten dediğimize göre şurası CH3. Şurada da bir tane CH3 var. Al sana iki büten. Ama 2-3 dimetil demiş. Şuraya bir tane metil bağlıyorum. Şuraya bir tane metil bağlıyorum. Al sana 2-3 dimetil büten. Şimdi bu şartlara göre incelediğimde şu karbona baktım. Metil metil. Aynı olmadı. Direkt çizdim. Aynı şey burası için de geçer. 3-4 dimetil 3 hegzen. Önce 3 hegzen bileşini bir çizeyim. CH3, CH 2, C, 3'lü çift bağ C, CH2, CH3. Al sana 3 egzen, 3 ile 4'e metil bağlıyorum, CH3, CH3. Ah, yapı bu. Peki şimdi şartlara göre incelediğimde, şu karbona, bak burası ve burası bağ, farklı. Bu karbona, burası ve burası bağ, farklı. Ve gördüğünüz gibi en az bir tanesi aynı. Dolayısıyla burada cis trans gözlenir gençler. 1-2 dikloro-siklo-büten direkt çizerim. Siklo alkenlerde cis trans yoktur arkadaşlar. Müfredatınızdan kalktı. Siklo alkanlarda gözleniyordu cis trans. O da artık müfredatınızda yok. Ama siklo alkenlerde cis trans izomerisi söz konusu değildir. Düz zincirlerde vardır gençler. Şimdi ise bir kimyasal tepkimesi ile ilgili bir sorumuz var. Yargılardan hangileri doğrudur yukarıda verilen tepkime ile ilgili? Bakalım beraber. Şimdi yine propeni almışım. H2O. Bak H2O'yu görsek ne yapıyorduk? Hemen OH'a çeviriyorduk. Tamam. Sonra da ne yapıyordum? Hidrojeni çok olan karbona OH'ı getirip buraya bağlıyordum. İşte buradan oluşan ürün CH3, CH. Şurası OH oldu. Şurası ne oldu? CH3 oldu. İyi de hoca bak hani burada bir ana ürün diyor. Yan ürün de mi oluşuyor burada? Evet. Markov-Nikov kuralı gereği oluşan ürüne ana ürün denir. Yani buradan şu sonuç mu çıkar hocam? Evet o sonuç çıkar. Hidrojen bazen buraya da katılabilir. Ama size bunu sormaz. Genelde ana ürünü sorar arkadaşlar. Tamam. Yan ürün olarak da hidrojen buraya bağlanır. OH buraya bağlanır. Ama bu yan üründür. Çok az miktarda oluşur. Ana ürün %90-95 civarında. Geriye kalan %5'lik 10'luk kısım ise yan ürün olur. Yani burada X dediğimiz bileşik bu. Katılma tepkimesidir. Evet. Pi bağını kırdık kattık. Tepkimede sigma bağ sayısı 60'tır. Herhalde yani. Arkadaşım baksana pi bağını kırdık. Yapıda pi bağ kalmadı. Pi bağ neye dönüştürdük? Sigma bağına dönüştürdük. Oluşan X bileşiği doymuş hidrokarbondur. Pi bağını kırmak demek doyurmak demek midir? Evet. Bak doymuş kısmına kadar doğru. Ama hidrokarbondur kısmı yanlış. Niye? Çünkü hidrokarbon demek sadece karbon ve hidrojenden oluşan demektir arkadaşlar. Tamam mı? Ama burada ne var? OH. Hocam bu molekül neydi hatırlatır mısınız? Evet. Yapıda eğer OH bağlıysa bu yapı neydi? Alkoldü. Tamam. Onun için bu ifade yanlış. X bileşiğin ismi 1-hidroksipropan. Arkadaşlar OH organik kimyada alkollerde çok daha net göreceksiniz. Hidroksi şeklinde isimlendirilebilir. 1-2 hidroksi şeklinde isimlendirilebilir. 2 bir de ol denilebilir. Alkolden gelen ol denilebilir. Onun için bir de mi OH? Hayır. İkinci karbonda gördüğünüz gibi 1, 2, 3. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır diyoruz. Devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz bir izomerlik sorusu. Aşağıda verilen moleküllerden hangileri 2 metil, 3 etil, 3 hegzen bileşiğinin yapı izomeridir? Arkadaşım bu soruda eğer bunu açıp tekrar bunları tek tek açmaya çalışırsan işin içinden çıkamayabilirsin. Yanlış yapma ihtimalin yüksek. Onun için açmadan şöyle yapılır. Kaç karbon geliyor buradan? 6. 2 de buradan 8. 1 de buradan 9. C9. Tamam. Peki alken olduğuna göre CNH2'n değil mi? O zaman bu vatandaş C9H18. Hah. Şimdi izomer dediğimiz şey kapalı formülü aynı, açık formülü farklı olan yapılar değil miydi? O zaman kapalı formülü bununla aynı olanlar izomerdir. Tamam. Hex kaç karbon geldi? 6. 2 de buradan 8. Bir de buradan 9. C9. Evet geldik hidrojene. Bak alkan. Alkanlarda normalde CNH2N artı 2. Ama siklo olduğu için CNH2N. Dolayısıyla C9H18'dir. Evet oldu. İkincisine geçtim. Bak okten demiş. Kaç karbon? 8. Bir de buradan geldi. 9. C9. Alken olduğuna göre CNH2N C9H18 oldu. Geldim buraya. Penten. Alken. 5 karbon, 5 buradan geldi. Tetrametil kaç tane geliyor? 4. 4 de buradan geldi. C9 ve alken olduğu için C9H18. 3'ü de yukarıdakinin izomeridir dersiniz. Tek tek açmaya uğraşmazsınız. Devam. Sıradaki sorumuz neymiş bakıyoruz. 2 metil, 2 penten bileşiği ile ilgili. Yargılardan hangileri doğrudur? Pentenden kaç karbon geliyor? 5.
Bir de buradan geldi 6 ve alken olduğu için C6 H kaç oldu arkadaşlar? 12. Peki sigma bağ sayısı neydi hatırlayın? Atom sayısı eksi 1'di düz zincirlerde. Bunda halka yok düz zincirli olduğu için. 12, 6 daha 18. 1 eksik 17. Dolayısıyla 17 tane sigma, 1 tane pi bağ bulunur. Evet. Hocam pi bağ nereden bulduk? Bir tane çift bağ var. Bir tane çift bağ varsa bir tane pi bağ vardır. Katılma tepkimesi verir. Evet verir. Niye? Çünkü yapıda pi bağ var. Alkenler ve alkinler katılma tepkimesi verir. HCl bileşiği katılırsa 2 klor, 2 metil pentan bileşiği oluşur. Bunun için bence yazmak lazım. Şu bileşiği göstermek lazım. Peki önce bir yazalım bunu. CH3C 2 de metil bağlıymış. Aynı zamanda 2 de çift bağ varmış. CH. Sonra CH2, CH3. A. Bak uzun zincir 5 karbonlu 2 de metil bağlı. Şimdi buna HCl katıyorum ya. HCl. Çift bağ karbonlarına bakıyordum. Şu karbon, şu karbon. Hidrojen, hidrojeni çok olan karbona bağlayacağım. Klor getirip buraya bağlayacağım. O zaman oluşan ürünü yazacak olursam CH3, C, CH3, kloru buraya bağladım. Şuraya klor. Sonra şurası CH2 oldu. CH2, CH3 oldu. Aha bunu buna kattığımızda oluşan ürünümüz budur. Peki ne oldu şimdi bu vatandaşın ismi? İkinci de klor bağlı, ikinci de metil bağlı ve uzun zincir 5 karbonlu olduğu için bu ifade de doğrudur diyoruz. Sıradaki sorumuz neymiş bakalım. Basit formülü CH2 olan bir hidrokarbon ile ilgili. Basit formülü buysa burada bu en temel en sade haliydi değil mi? Bunun genelleştirilmiş hali neydi? CnH2n. N yani karbonunu 1, 2, 3, 4 gibi sayılarla genişletebiliyorduk. CnH2n. Peki bu kimin genel formülü? Yani basit formülü genel formülü haline getirdik. Kimin genel formülüydü? 1. Alken. 2. Dikkat. Sigloalkan. Zaten bak soru kökünde dikkat et adam ne yazmış kocaman? Kesin doğrudur diye yazmış değil mi? Peki buna göre her iki ihtimale göre de düşüneceksiniz. Doymuş ise bak doymuş. Doymuşsa pi bağı içermiyordur. Pi bağı içermiyorsa sigloalkandır. Onun için birinci ifade doğru. 1 mol yakıldığında NK'da 44.8 litre karbondioksit gazı oluşuyorsa etilendir demiş. Bakalım şimdi bir bakalım. 1 molü yakıldığında 44.8 kaç mol? 2. 1 molünden 2 mol karbondioksit oluşuyorsa demek ki 2 karbonlu olacak. Peki en yerine 2 koyarsak C2H4 mü? Evet. C2H4 dikkat edin sigloalkan olamaz. Niye? Hocam çünkü alkanlar, sigloalkanlar kaç karbondan başlar? 3 karbondan. Dolayısıyla ikinci ifade doğru. İşte önemli şıklardan bir tanesidir gençler. Katılma tepkimesi verir. İşte bu kesin değil. Niye? Çünkü alken ya da sigloalkan olduğu belli değil ki. Eğer alkense verir ama sigloalkansa vermeyebilir. Devam. Aşağıda verilen bileşiklerin 1 molekülündeki atom ve sigma bağ sayılarını karşılaştırınız diye sormuş. Şurayı yumuşak G yapalım. Unutuyoruz bunları niyeyse yazarken. 2 metil 2 büten. Ne yapalım? Önce bunların formüllerini çıkaralım. Hemen çıkarıyor. Bütenden kaç karbon? 4. Bir de buradan geldi 5. Alken olduğu için C5H10. Metil siglobütan. Metil siglobütan. Bütandan 4. Bir de buradan geldi 5. Yine C5H10. Sigloalkan olduğu için CnH2n. 1-2 dimetil siglopropan. Bak dikkat et propandan 3 yine siglo. 2 tane de buradan 5. C5 yine C5H10. 2 hegzen. Hegzen dediğimiz 6 karbonlu C6. H kaç olacak arkadaşlar? CnH2n olduğu için C6H12. Şimdi atom sayılarını ve nelerini karşılaştıracaktık? Sigma bağ sayılarını karşılaştıracaktık değil mi? Bakın kaç atom sayısı? 15. Bu 15. Bu kaç? 15. Bu ise 18. Gelelim sigma bağ. Sigma bağı düz zincirlerde atom sayısı eksi 1. Halkalılarda ise atom sayısına eşitti. Peki burada düz zincirli olduğu için 15-14. Burada ise halkalı olduğu için 15. Halkalı olduğu için 15. Buraya geldim. Düz zincirli olduğu için 17 tane sigma bağ vardır diyoruz. Ve son sorularımıza geçiyoruz. Alken olduğu bilinen X bileşiği ile ilgili bu bilgilere göre X bileşiği aşağıdakilerden hangileri olabilir diye sormuş. 0,1 mol yakıldığında NK'da 8.96. Hemen hesaplıyorum. 22.4 litresi 1 mol ise 8.96 litresine X derseniz X buradan 0.4 mol çıkar. Bak 1 mol yakıldığında 0.4 mol karbondioksit. O zaman 1 molünü yakarsanız 4 mol karbondioksit oluşur.
Kaç karbonlu oldu? 4. 4 karbonlu olacak. Bunlardan 4 karbonlu olanları seçeceğim. Bu 1. 2. 1 molüne 1 mol H2 katılabiliyorsa eğer her 1 mol pi bağı için 1 mol H2 lazım. Yani yapıda 1 tane pi bağı olacak arkadaşlar. Tamam. 4 karbonlu olacak ve 1 tane pi bağı içerecek. Yani bir tane çift bağı içerecek. 1 büten 4 karbonlu bir tane çift bağı içeriyor. Olur. Propen 3. Bir de buradan geldi 4. 4 karbonlu bir tane de çift bağ içeriyor. Olur. Geldim buraya. Siglobüten. Bütenden kaç karbon? 4. E bir de buradan geldi 5. Bu 5 karbon. Olmadı. Üçüncüsü yanlış olur. Doğru cevabımız 1 ve 2 olur diyoruz. 1 büten ve 1, 3 pentadiyen bileşiklerinden oluşan 3 mollük karışımı tam doyurmak için 5 mol H2 kullanıldığına göre. Bak biraz önce bir cümle kurduk biz. 1 mol pi bağı için 1 mol H2. Yani şunu söyleyebiliriz gençler. Yazayım hatta. 1 mol pi için 1 mol H2 lazım. Doğru mu? Buna göre bak bütende kaç tane var? Büteni yazıyorum. Tamam mı? Reaksiyonları yazmayacağım burada. Büten. Bütende kaç tane var? Bir tane pi bağı. O zaman bunun 1 molüne 1 mol H2 katarsınız. Geldim buraya. Dn. Kaç tane pi bağı var? 2 tane. Değil mi? O zaman 1 mol 1, 3 penta Dn'e kaç mol H2 katarsın? 2 mol H2 katarsın. Peki şimdi karışım kaç molmuş? 3. Ben buna x mol desem, buraya 3 eksi x mol desem var mı bir sakıncası? Yok. E 1 molüne 1 mol H2 katıyorsam x molüne x mol H2 katar. Buraya geldim. 1 molüne 2 mol H2 katıyorsam 3 eksi x molüne 2 ile çarparsam 6 eksi 2 x mol H2 katar. Ve kattığım H2'lerin toplamı da kaç mol geliyormuş? 5. O zaman x artı 6 eksi 2x eşittir 5'ten. X eşittir kaç geldi? 1 mol geldi. Bize neyi soruyor? Kaç mol bir büten vardır? X'i soruyor yani. X'de kaç bulduk zaten? 1 bulduk sevgili çocuklar. Diyoruz ve videomuzun sonuna geliyoruz. Diğer soru çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.